Esselamu Aleyküm. Değerli başkanlarım, çok kıymetli, değerli hazirun. Hepinizi bu güzel günde sevgiyle selamlıyorum. Kermesimizin açılışımıza teşriflerinizden dolayı da ben de hoş geldiniz diyorum. Hazreti Mevlana der ki, insan öldüğünde geride üç şey bırakır. O bıraktığı üç şeyden ikisi vefasızdır. Bir tanesi ise çok vefalıdır der. Bu vefasız olan iki şey, birisi mallardır der. İnsan ölür, mallar ölür ölmez onu bırakır. İşte örneğin üzerimizde kıyafetlerimiz var, ayakkabımız var, işte saatimiz var, değil mi? Patronumuz var. Bunların hepsi birer mal. Öldüğümüzde değil mi? Anında hepsini çıkartırlar. Böyle vefasızdır der maldan için. İkincisi insanın eşi, dostu, çocukları. Onlar da öldükten sonra cenaze ile ilgili hizmetlerini yapar, mezarını kazar ve onu götürür, gömer ve ondan sonra o da bırakır ve insan Rabbi ile baş başa kalır der. Ama bir üçüncü şey vardır ki iyiliklerdir der. İnsanın bıraktığı eserler der, güzellikler der. Bu ise asla insanı bırakmaz der. Gerçekte de böyledir. Eğer ne kadar iyi insan olursak, ne kadar güzellikler bırakabilirsek, ne kadar iyilikleri arkamızdan bırakabilirsek, o zaman ne mutlu bize demek lazım. İşte sizler de burada bir iyilik için, güzellik için, insanlık için böylesine güzel bir çalışmaya ve bu çalışmanın açılışına gelmiş bulunmaktasınız. Ben değerli başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Böyle hayra vesile olması anlamında insanları böyle bizi teşvik ettiği için, zira burada hem el işi ürünleri, hem gıda anlamında yapılacak tüm satışlar, karlar hep hayra gidecek. Öğrenciye gidecek, Kur'an-ı Kerim okuyanlara, ne bileyim Allah'ın dini için koşuşturan insanlara hep böyle harcanması için buradan yapılacak her türlü işlemler, her türlü satışlar hep hayra gidecek. Allah yolunda gidecek ve bu da iyilik olarak, güzellik olarak da hem sizlere yazacak, hem buraya gelen, buna katkı sağlayan insanlara yazacak. Ne mutlu bizlere diyorum. Çünkü üç günlük dünya, hepimizin bir ömrü var. Hiç kimsenin salisesinin dahi garantisi yok. Allah'ın yarın bir gün huzuruna çıktığımızda da bunlar bizi kurtaracak. Ne can, ne mal, ne başka bir şey bizi kurtarmayacak. İşte bunlar bizi kurtaracak. Onun için bugünlerde böyle işlere daha önem verelim değerli kıymetli dostlarım. Birbirimize sahip çıkalım. Allah'ın dinine sahip çıkalım. Zor günlerden geçiyoruz. Bakın ülkemiz üzerinde küffar, tek bir millet olmuş. Her taraftan saldırıyorlar. Bir taraftan FETÖ, bir taraftan bölücü terör örgütü, diğer taraftan illegal örgütlenmeler. Bir taraftan işte görüyorsunuz tüm yurt dışındaki birçok devlet ekonomik krizle her türlü üzerimize geliyorlar. Bizi diz çökertmeye çalışıyorlar. Ama evelallah bu millet bin yıldır bu topraklara diz çökmedi. Bundan sonra da diz çökmeyecek inşallah. Çünkü biz bu mücadelede ölürsek şehit, kalırsak gaziyiz inancı olduğu için de zaten ne yapmaya çalışırlarsa çalışsınlar dimdik şekilde durdum. Daha cumartesi 44 tane fidanımızı, 44 tane insanımızı şehit verdik. Şehitler Tepesi hiç boş kalmayacak diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Gerçekten de öyle. Şehitler Tepesi asla boş kalmayacak. Buradaki hepimiz de bu vatan için, bu din için, bu bayrak için gözümüzü kırpmadan da şehit olmaya da hazırız. Bunu da herkes buradan bilsin. Buradan da tüm dosta, düşmana da buradan bunu özellikle de söylüyoruz. Allah'ın izniyle de ben inanıyorum ki bu millet payidar olmaya devam edecek. İslam'ın sancaktarlığına yine biz aziz Türk milleti olarak yine sancaktar olmaya da devam edeceğiz. Bu arada bir hususu da söyleyip inşallah sözlerime son veriyorum. Tabii Müslüman bir vücudun azaları gibidir. Vücudun bir azasında bir şey olduğu zaman değil mi? Vücudun tamamı bundan etkilenir. Bakın hemen yanı başımızda Halep'te bir katliam var. Halep'te zalim Esed
orada çoluk çocuk demeden tüm Müslüman kardeşlerimize zulüm ediyor. Orada bombalar yağdırıyor. Ufacık hiç suçu olmayan sabiler, çocuklar orada gözyaşıyla, açlıkla, sefaletle mücadele ediyor. Bugün bu buna duyarsız olmama günüdür. Bugün hepimizin elinden ne geliyorsa bunu yapma günüdür. Gerek nakdi, gerek aynı, yani gıda yardımıyla, para yardımıyla orada yaraların sarılması zamanıdır. Buna da duyarsız kalmayalım değerli aziz Müslümanlar. Hep beraberce de elimizden ne geliyorsa yapalım. Zira yarın bir gün Ruzu Mahşer'de o çocuklar, oradaki insanlar, Rabbim bize Müslümanlar el uzatmadı, yardım etmedi. Sıcak yuvalarında, sıcak evlerinde bizden bir habermiş gibi davrandı derlerse, inanın bunun hesabını veremeyiz. İnşallah bu konuya da duyarlılığınızı biliyorum. Ben de buradan en azından bundan da bir bahsetmek istedim. Bir kez daha hepinize sevgi saygılar sunuyorum. Kermesimiz hayırlara vesile olsun. Bol ve bereketli kazançlar Allah nasip etsin ki siz de bunu Allah yolunda harcayasınız diyorum. Ve değerli hocamıza da sözleri ve duasını yapması için veriyorum. Sizlere sevgiler sunuyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.